Merhaba, ben Azize Şahin. Merhabalar, ben Sinan Canan. Azize Şahin'le beraber çok keyifli bir çalışma sürecinin sonunda Kendimi Keşfediyorum başlıklı kitabımızı tamamladık. Tebrik ediyorum onu da kendimi de. Çünkü benim için de yeni bir deneyimdi. Azize yıllardır farkındalık, mindfulness, yoga vesaire gibi alanlarda eğitmenlik yapıyor. Çok derin tecrübeli olan bir arkadaşımız. Aynı zamanda kendisi benim Üsküdar Üniversitesi'nden. Öğrencim de olur efendim. Kendisi nörobilim alanında da çalışmalarına devam ediyor. Hani bunu da söylemeden geçmeyelim. Aynı zamanda öyle de bir birlikteliğimiz var. Bir süreden beri ben biliyorsunuz bütün Türkiye'de beyin anlatıyorum. Bu beyni nasıl doğru kullanalım, ne yapalım onun peşindeyiz aslında. Azize de bunu doğru kullanmanın yöntemlerini beden terbiyesi üzerinden, zihin terbiyesi üzerinden öğreten geleneklerin öğretilerini paylaşıyor bizlerle. Biz ikimiz bir araya geldik ve en önemli sorunlarımızdan bir tanesi olan stres yönetimi meselesinin ne kadar erken yaşta başlarsa o kadar hayatın içine yerleşecek önemli bir beceri olduğunu fark ettik ve bu konuda ne yapabiliriz diye kafa yorduk. Aslında bu konunun çocuklarımıza bir beceri olarak yerleştirilmesi gerektiği fikri ortaya çıktığı andan itibaren biz aslında Kendimi Keşfediyorum kitabı üzerinde çalışmaya başlamıştık. Kendimi Keşfediyorum 52 farklı egzersizde yıl boyunca çocuklarımızın kendi bedenlerinin ve zihinlerinin farkındalığını arttırmaya yönelik olan egzersizleri içeriyor. Azize'nin zaten uygulamakta olduğu, ustası olduğu teknikleri bir araya getirdik. Kitabımızın temel konsepti nörobilim temelli farkındalık alıştırmaları. Yani hem bu farkındalık egzersizlerini tarif ediyoruz, nasıl yapılacağını gösteriyoruz, hem de bunların özellikle sevgili velilerimiz için beyinde ve bedende nelere sebep olduğunu, nelerden dolayı bunları yapmamızın faydalı olacağını olabildiğince anlaşılır bir şekilde, açık bir şekilde ve bilimsel temele dayalı olarak açıklamaya çalıştık. Azize'cim önceliklerine sağlık. Hocam ikimizin eline sağlık diyelim. Yani güzel oldu. Biraz uzun oldu ama güzel oldu. Bu egzersizlerin nasıl uygulanması gerektiği konusunda da bizi izleyenlere kısa bir fikir verir misiniz? Evet, kitabın başında açıklamalarda var aslında ama şu da önemli. 52 haftaya 52 egzersiz dedik ama haftada bir değil, hafta boyu bir egzersiz seçip hafta boyu devam etmek önemli ona. 5 gün, 7 gün onu devamlı. 7 gün boyunca hatta sadece veliler değil öğretmenler için de bir yandan hani öğrencileri de düşünerek yaptık. Dolayısıyla çocuğun çok eğilimli olduğu, çok hoşuna giden bir egzersizi sürekli yapıp onun dışında da haftada bir tane seçip de gidilebilir. Ya da kitabı sırasıyla da işte baştan sona ona 52 egzersiz boyunca da yapabilirler. Saatler de önemli bazen. İşte günün akşam saatlerinde başka bir egzersiz seçebilir. Kitabın ortasından açıp bu uykuyla ilgili egzersiz. İşte daha enerji verici egzersizi günün ortasında seçerek kullanabilir. Yani baştan sona sırayla gitmek de tercih. Ya da aralardan böyle başlıklardan seçerek günün saatlerine göre ve çocuğun da yapısına göre. Bunların hepsi açıklamalarda yazıyor zaten. Herkesin uygulamaya başladığında kendince de keşifler yapabileceği de bir yolculuk aynı zamanda. Kesinlikle. Peki ne fayda öngörüyorsun? Mesela bu egzersizler düzenli olarak yapıldığında işte okulda ya da evde çocuklar bu egzersizleri benimseyip hayatlarına bir şekilde yerleştirdiklerinde biz nasıl bir fayda umuyoruz uzun vadede bundan? Yani zaten başlıkta dikkat, duygu yönetimi ve farkındalık dedik. Aslında bir sürü başlık olmasına rağmen hepsi birbirini destekleyen şeyler. Yani bir tane egzersiz dikkat egzersizi ama dolaylı olarak duygu yönetimini de sağlıyor bunlar. Ergenlik öncesi dönem çok önemli. Biliyorsunuz hani sinaptik budanmaya doğru gidiyor ve neyi ne kadar çok yaparsan o bağlantılar ne kadar sağlam olursa ergenlikteki budanma da ona göre olur. O yüzden de hani ergenlik öncesi çocuklarda bunu düzenli yapmak ergenlikte ve ergenlik sonrası zamanda çok önemli olduğu için. Bu kısım çok önemli. Erişkin hayatımızda yaşadığımız sorunların büyük bir kısmı aslında erken dönemde mücadele etme becerisi geliştirme fırsatını çok fazla yakalayamamamızdan kaynaklanıyor. Biz de açıkçası bu eksiği kendi bildiğimiz taraftan olabildiğince kapatmaya yardımcı olmaya çalışıyoruz. Burada yaptığımız şey bu. Erişkin hayatında yaşadığımız konsantrasyon problemleri, düşüncelerin dağılması ya da sürekli tekrarlayan ve rahatsız edici düşünceleri bir türlü kontrol edememe halleri aslında erken dönemde özellikle duygu ve beden farkındalığı çok zayıf bir ömür başlangıcı geçirmemizle alakalı durumlar. Zira bu egzersizleri bilerek ya da bilmeyerek hayatına yerleştirmiş yani buna fırsat bulmuş insanların kendi duygu ve davranış kontrollerinde çok daha başarılı olduklarını biliyoruz. Gençlerimiz için çok fazla şey yapmaya gayret ediyoruz. Eğitimleri işte muhteşem olsun diye uğraşıyoruz. Bu konuda bir sürü maddi manevi harcamaları göze alıyoruz, hiç kaçınmıyoruz. Ama öte yandan biz bir insana ne kadar çok yatırım yaparız
yaparsak yapalım, onun zihinsel güçlerini doğru ve amaca yönelik olarak kullanma becerisi kazanamaması halinde maalesef bu yaptığımız yatırım ve masraflar çoğu zaman boşa gidebiliyor. Yahut verimi çok düşük sonuçlara varabiliyor. İşte biz sevgili Azize ile beraber kendimizce buna nasıl çare buluruz diye kafa yorarak ortaya böyle bir şey koyduk. Bu arada eylemlerimizin ilkiyle inşallah karşı karşıyasınız. Evet. Eylemler devam edecek. Erişkinler için de bazı tavsiyelerimiz geliyor yolda. Daha sonra birlikte ya da ayrı ayrı kaleme alacağımız, anlatacağımız her şeyde aslında kendimizi fark edelim, hayatımızın kontrolünü elimize alalım ve göreceğiz ki hiçbir şey zannettiğimiz kadar zor ya da imkansız değil. Bunun açıkçası cesaretini vermeye çalışıyoruz. Ben tekrar öncelikle benim böyle konularla uğraşmama vesile olduğu için Azize Şahin'e tekrar teşekkür ediyorum. Sizin de umuyorum kitap özellikle piyasaya çıktıktan sonra, bu konularla ilgilenmeye başladıktan sonra hayatınızda çok ilginç değişiklikler olacak. Onları da bizimle paylaşırsanız çok çok mutlu oluruz ve bizim önümüzdeki çalışmalarımıza da çok yol gösterici olacağını düşünüyoruz. Şimdiden hepinize farkındalığı, kontrolü ve doyumu, hazzı, mutluluğu yüksek bir yaşam diliyoruz efendim. Yaşam yolculuğunda daha ilginç keşiflerde de beraber görüşmeyi umuyoruz. Görüşmek dileğiyle, paylaşımlarınızı bekliyoruz.